Suriyeli geldi, Ensar dediler. Iraklı geldi, Muhacir dediler. Afganlı, Pakistanlı geldi, din kardeşi deyip yutturdular. Bu Ruanda'yı ne diye yutturacaklar? Ecmain diyecekler. Ne diyecekler? Tutsiler 800 bin Hutu'yu öldürmüş, kendi milletini, kendi insanını acımasızca 1994 yılında katletmiş kanlı katil Ruandalı bu ülkeye nasıl turist olarak bile kabul edilmesi imkansız bir olaydır. Ne turisti ya? 1000 dolara Türkiye milli geliri 1000 dolar olan adam bu ülkede turist olarak hamburger yiyemez be. Şimdi hamburgerciden geliyor. 900 lira dedik bizim Ali ile beraber danışmanla. 2 hamburger yedim. 900 lira dedim. Hamburgerciye gitmişsiniz. Yani şimdi 2 hamburger yiyemez 1000 dolara bu ülkede. Milli geliri 1000 dolar yani yıllık geliri 1000 dolar alan adam bu ülkeye turist olarak gelecek öyle mi? Biz de buna inanacağız öyle mi? İngiltere'den yaptığı pazarlık Mr. Şimşek. Mr. Şimşek İngiltere ile gitti anlaştı. Ben şu kadar Ruandalı üzerinden alırım. Şu kadar para deyip anlaştılar. Anlaşmayı söylemiyorlar. İşin turistik yönüne geldiler. Ya Ruandalı tekrar söylüyorum. Bizi seyredenler iyi dinleyin. AK Partililer siz de dinleyin. Adamların milli geliri 1000 dolar. 1000 dolar 32 bin lira ediyor. 32 bin liraya İstanbul'da bir otelde 10 gün kalamazsınız. 10 gün. Yıllık geliri 32 bin lira olan bir adam İstanbul'da 10 gün otelde kalamaz. Bu nasıl turist olabilir? Bir kere bu endişe. Büyük bir endişe. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye şimdi bir görev düşüyor. Demokrat Parti'ye de düşüyor ama biz 3 milletvekiliyle temsil ettiğimiz için, çoğunluk bu 2 parti olduğu için pazar günü İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz hep birlikte. Özgür Özel, normalleşme ve yumuşamanın mimarı Özgür Özel'e çağrıda bulunuyorum. Musavat Dervişoğlu'na, Turan Çömez aracılığıyla çağrıda bulunuyorum. Pazar gün Ruanda uçağında gelenler kaç kişi? Kimler geliyor? Havalimanına gidelim. Havalimanında karşılayalım, turistleri karşılayalım ya. Eskiden öyle bugün değil miydi? Bugün Ümit Özdağ bir çağrı yaptı. Diyor ki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı mensup arkadaşlarımızdan ricam havaalanına giderek Ruanda'dan gelen yolcuların kim olduğunu video ve fotoğrafla tespit edip Türk halkıyla paylaşıyor. Onlar almazlar Ece. Mümkün değil. Zafer Partisi'nin kapıdan içeri giremezler. Mümkün mü yani? Dış hatlar terminaline Zafer Partisi. Ümit Özdağ giremez şu anda ya. Ümit Özdağ giremez. Ne, yani bir sıfat yok ki genel başkan olman seni oraya sokmuyor. Oraya girebilmek için yani işte ODTÜ'ye Deniz Demir ve arkadaşları nasıl girdiyse devrim stadına milletvekili sıfat olman lazım. Bu aşağılamak anlamında söylemiyorum. Anladım. Sayın Genel Başkanım da burada. Sıkıntı çıkarırlar. Giremezsin derler. Sokmadılar değil mi Ümit Özdağ? Şırnağı sokmadılar değil mi? Karşılarken kılıç kalkan ekibi de götürelim. Tabii yani. Şimdi yapacağımız şey Proktor ekibiyle birlikte, kılıç kalkan ekibiyle birlikte Ruandalıları karşılamaya gidelim havalanına milletvekilleri olarak. 120'nin gerçi CHP'nin vekil sayısı artıyor sayenizde ama yani CHP'de bayağı vekil var. Onlarla o konuya gelelim Cemal Bey. Gelelim. Sayenizde dediğiniz için ona bir cevap vermem lazım. Tabii. CHP'nin vekil sayısı da artıyor. 3 de bizde var. Sizde kaç kaldı? Şimdilik 37 ama yarın 40 olur 50 olur bilemem. Yani dolayısıyla ne yapalım o zaman? Ben 160 milletvekili yarın pazar günü ben teklif ediyorum. Emekliler mitingini teklif ettim. Özgür Özel teşekkür bile etmedi. Çağırmadı bile mitinge. Nezaketen Demokrat Parti'yi, diğer partileri davet bile etmedi. Yahu yırtındım burada. Emekli mitingi yapılmalı, CHP yapmalı. En son 25 Mayıs'ta Demokrat Parti olarak yapma kararı aldık. Ankara Valiliğinden izin aldık. 26 Mayıs'ta yapacağım deyince nezaket gösterdik. Mitingi de iptal ettik. Ama şimdi tekrar çağrıda bulunuyorum. Şimdi çay mitingi var. Çağırmıyor canım bizi ne çağıracak ya. O sadece partiye davet yapıyor. Milletvekilleri bizim partiye gelin diyor. Şimdi emek mitingi de olacakmış Haziran ileride. Adalet mitingi lazım o zaman. Madem Ece yapılacaksa adalet mitingi yapılacak bu ülkede. Bak 1 Mayıs'ta Saraçhane'ye çağırdığın çocukların. Evet. 40 küsürü cezaevinde yatıyor. Doğru. Bak 1 Mayıs'ta çağırdın Saraçhane'ye onları. Onların önüne düşüp Saraçhane'de o meydanda olup onların hak ve hukukunu savunman gerekirken, onların polise müdahalesini senin engellemen gerekirken,
O çocuklar cezaevine düşmemesi gerekirken bak çağırdın, sonuç belli. Çay mitingine çağırıyor, davet ediyor. Güzel bir şey çay mitingi. Keşke bizi de davet etse, biz de gideriz. Ben de çağrıda bulunuyorum ama hiç oralı olmuyor. Yani CHP'li olmayanları çağırmama gibi bir özelliği var. CHP'li olmayanların eleştiri yapmaması gibi de bir talebi var. Ama tekrar söylüyorum. Ruanda uçağını pazar gün karşılamayız Sayın Çömez. Ben teklif ediyorum. Bütün Türkiye'ye teklif ediyorum. Yoksa bu Recep Tayyip Erdoğan durmayacak. Bu Recep Tayyip Erdoğan 5 çocuk yaptıramadıkça bu millete dünyanın her yerinden ne kadar operasyon çocuğu varsa bu ülkeye getirecek. Başka izah kalmadı bunun. Başka izah kalmadı. Bu memleketin dinini, dilini bozdu. Şimdi de milletin yapısını bozuyor Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Zeybek benim abimdir, büyüğümdür. Doğru söyledi. Doğru söylüyor. O var, bu var, şu var, şu ırk var diyecek. Arada da Türkler de var diyecek. Geldiğimiz nokta burası. Bakın öyle bir hale geldik ki hep feryat ediyorum. Afganlı oldun, Pakistanlı oldun, Iraklı oldun, Suriyeli oldun. Şimdi Ruandalı oldun ama bir türlü Türk olamayanlar Türk'üz dedikçe bize saldırıyorlar, ırkçılıkla suçluyorlar. Yani Ruanda'daki adam $1000 milli geliri, yıllık geliri $1000 olan adam bu ülkeye nasıl turist olarak gelir ve bu Cumhurbaşkanı neyin anlaşmasını yaptı? CHP ve İyi Parti'ye çağrıda bulunuyorum. Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda bütün Ruanda uçaklarını karşılayalım. Tek tek onlara çiçek verelim. Kimmiş bunlar görelim. Nerede kalacaklar? Hangi otellerde kalacaklar? Bunu soralım. O dezenformasyon başkanı da işine bak lan. Milletvekilini mi buldun cevap vermeye? Ne zannettin sen Turan Çömez'i, Cemal Engürt'ü? Troll müyüz biz sizinkiler gibi? Zırt pırt cevap veriyorsun. Maaş alıyorsun, oturuyorsun masanın başında, cevap veriyorsun. Ağababaların cevap versin. Haddinizi aşmayın. Yeter artık ya. Yeter artık. Dolayısıyla pazar gün yapılacak iş bellidir. Karşılayacağız abi Ruandalıları. Özgür Özel, sana da çağrıda bulunuyorum. Beni zaten dinliyorsun yakinen. Bensiz yapamıyor, uyuyamıyorsun bensiz. Dolayısıyla Ruandalılar için şimdi seni pazar günü İstanbul Havalimanı'na bize öncülük yapmaya davet ediyorum. Ruandalıları kılıç kalkan ekibiyle, çiçeklerle karşılayalım. Nasıl turist olacaklarmış, nereye gideceklermiş, hangi otellerde rezervasyon yapılmış, hangi tatil beldesinde olacaklar, hangi tatil beldesinde, hangi 5 yıldızlı otelde kalacaklar, yoksa emeklilere layık gördüğünüz KYK yurtlarını Ruandalılara mı ayırdınız? Hep birlikte görelim. Bu güzel. Kendini bu durumda asla bırakmamalı. Ece bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey Suriye ve Afganlılar olmasa çalıştıracak adam bulamıyoruz diyenler yalancı, kaçakçı, vergiden kaçıran, sigortadan kaçıran tipler. Şimdi bir arkadaş yazmış, arkadaşım. Bu arada Allah'tan Sayın vekilim, vergi daireleri var da kendimizi Türk hissediyoruz. Tabii, Suriyeliler ve Afganlılar olmasa diyor çalıştıracak adam bulamıyoruz. Bulamazsın tabii. 2000 liraya Türk işçisi çalışırken onunla bile karnını doyuramazken sen Suriyeli, Afganlıyı 300 liraya 500 liraya çalıştırıyorsun. Sigorta yapmıyorsun. Sigorta primi ödemiyorsun. Kıdem tazminatı ödemiyorsun ve utanmadan çıkıp diyorsun ki bir de bizi neredeyse ırkçılıkla itham edercesine Türkler çalışmıyor. Neye göre çalışacak? 17 bin lira asgari ücretle nasıl çalışacak bir Türk işçisi? 500 lira günlükle bir Türk delikanlısı nasıl çalışacak, evini bakacak? 10 bin lira emekli maaşı verdiğin insan bir iş daha arıyor ki 70 yaşına gelmiş, evime ekmek götüreyim diye yeni bir iş yaramak zorunda kalmış. İş bulamıyor, çalıştırılmıyor. Çünkü talebi yüksek olacak diyor. Beni şikayet eder diye korkuyor. Ama Suriyeli, Afganlı. Ben bir mermer ocağına gittim. Mermer ocağına gittim tesadüfen. Bir akşam üzere çay içmeye çağırdılar. İlini falan söylemeyeyim. 50'nin üzerinde 16-17 yaşında çocuk yemek yiyor. Dedim hayırdır, buraya yurt mu yaptınız? Öğrenciler mi kalıyor dedim. Yok vekilim dedi, bunlar burada çalışıyor. Niye? İşçi bulamıyoruz. Oğlum bunlar 16-17 yaşında. Olsun abi dedi, sigortası yok. Biz bunlara dedi Türklere verdiğimizin 1/4'ünü veriyoruz. Ve çok rahat iş yapıyoruz. Şimdi ne isteniyor? Yani Türkiye'de 210 üniversite kurmuşsunuz. Milyonlarca öğrenciyi üniversite mezunu yapmışsınız. Bu üniversite mezunu çocuklar öğretmen olup atama beklerken
3 harfli marketlerde kasiyer olarak çalış diyorsunuz. Jeoloji mühendisi olmuş, inşaat mühendisi olmuş, tekniker olmuş, diks doktoru olmuş, harita mühendisi olmuş. Bu çocuklara diyorsunuz ki iş çok. Nerede var? Çobanlık diyor, 100.000 liralık. Lan oğlum, çobanlık o kadar güzel işse oğlun gönder. Senin oğlan mülakatsız işe giriyor. Senin oğlan özel kalemlerden belediyeler aracılığıyla özel kalem oluyor. Oradan istediği devlet dairesine adres teslim gönderiliyor. Ama bu memleketin çocukları KPSS'de 90 alıyor. Mülakatta 50 alıp eleniyor. 130 bin öğretmen atayacağım diyorsun. 20 bin öğretmen atıyorsun. Taşeron'a kadro vereceğim diyorsun. Karayolu, belediye, işçiler rezil durumdalar. Uzman çavuşlar, sözleşmeliler perişan. Kadro vermiyorsun. İnfaz koruma memuru aynı kurumda çalışıyor. Aynı elbiseyi giyiyor. Aynı işi yapıyor. Birisi kadrolu bilmem ne kadar maaş alıyor. Diğeri sözleşmeli. Evet. Onun yarısı kadar maaş alıyor. Sonra dönüyorsun. Suriyeliler, Afganlılar olmasa çalışacak adam bulamayız. Yazıklar olsun. Gürsel abi, Turan Bey'in dediği de bakın. Sayın Bahçeli belki de son zamanlarda çok doğru bir konuya değindi ilk defa. Evet, Suriye politikası. Suriye'deki yapılacak değişimi. Referandumun 11 Haziran'da yapılacak referandumun engellenmesini, aksi takdirde bunun PYD, YPG, Kürdistan kurulmasının tescili olacağını ve Suriye ile beraber Türkiye'nin bir olup PKK, YPG ve PYD'ye karşı orada büyük bir operasyona girmesi gerektiğini söyledi. Sayın Tekin'in de ifade ettiği gibi gitmeme gerekçeleri, Sayın Çömez'in de söylediği gibi, Sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi Suriye'de bir YPG, PKK, PYD devleti kuruldu. Türkiye'yi yönetenler maalesef uyuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı tek şey güçlendirme vakfı kurdu. Niye kurdu? Bir baktı ki 12 tane şirket, aslında o şirketler de AKP'li. AKP'li o şirketlerin sahipleri de. Ben de tanıdıklarım var aralarında. Milletvekili olduğu gün cebinde 5 kuruşu olmayan vekilin biri, vekillik bittiğinde Ankara'da 5, İstanbul'da 2 dairesi var. Nakit parasını bilmiyorum. Bir çete kurdular. Kurdukları çeteyle birlikte milyonlarca dolar götürdüler. Hakan Fidan o paraya göz dikti. Hakan Fidan'a tavsiyem Suriye'ye göz diksin. Suriye'de bir PYD, YPG devleti kuruluyor. Ben demiyorum, ortağı olan ve sevdikleri, takdir ettikleri hamisi olan Sayın Devlet Bahçeli diyor 11 Haziran seçimleri derhal iptal edilmeli. Şimdi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü. Hayır, Mamak Kaymakamının da desteği var değil mi? Onayı evet, var. Evet. Mamak Kaymakamlığı adına İlçe Milli Eğitim Müdürü çağrıda yapıyor. Doğru. Onun için ironi olarak dedim Mamak müftülüğü mü diye. Evet. Arkadaş zekam, sabah namazına sabah namazına bu çocuklar sınava gidecekler. Sabah namazına bu çocukları oraya davet edip moral olsun diyeceğinize öğlen namazına çağırın bari ya. Sabahın beşinde uyusun çocuklar. Bu çocuklar çocuk çocuk. Ama işte bakın, bunların tek derdi çocukları küçükken beyinlerini yıkayıp kendilerine asker yapmak. Yapabildiler mi? Yapamadılar. Cübbesiz Ahmet diye bir adam vardı rahmetli. O derdi ki İmam Hatipler'de deist oranı %25'e çıktı derdi. Ben ondan dinlemiştim. Şimdi siz Türkiye'nin her yerini bu anlayışla İmam Hatip yapıyorsunuz. Sonra da bu ülkede bilim adamı, ilim adamı, irfan adamı kalmıyor. Hepsi biraz önce Sayın Tekin'in dediği gibi göçüyor. Bu Milli Eğitim Müdürü derhal görevden alınsın diyeceğim ama bundan önce Milli Eğitim Bakanı'nın istifa etmesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e normalleşme ve yumuşama çevresinde bir çağrıda daha bulunuyorum. Derhal Milli Eğitim Bakanı'nın önüne gitsinler. Çadır kursunlar. Vallahi de ben de gelip oturacağım. Billahi de ben de gelip çadırda yatacağım. Ya şu bu müfredat değişmesi, kadar müfredatın değişmesi konuşulmadı. Aynen onu söylüyorum Ece. Şey. Bu müfredat değişikliği bu ülkeye vurulan en büyük darbedir. Laikliğe, Atatürkçülüğe, cumhuriyete, bu ülkenin bütün bilime, değerlerine bilime karşı büyük bir ihanettir. Ve bu müfredatı bu Yusuf Tekin denen adam
tek başına hiç kimseye sormadan sadece saraydaki abisinden aldığı talimatla uygulamaya geçirdi. Ama ben bakıyorum normalleşme, yumuşama konuşarak çözeceğiz. Neyi çözüyoruz kardeşim? Ülke elden gidiyor, ülke elden. Ey Cumhuriyet Halk Partililer, Atatürkçüler, laikler, ayağa kalkın. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcut. Kudretinizin farkına varın. Çıkın ortaya. Bu müfredata karşı hep birlikte isyan edelim. Bayrak açalım. Milli eğitimin kapısına oturalım. Ey Özgür Özer, ey Özgür Özer, sen birilerine akıl verene kadar birileriyle oturup boş koltukta 18 Haziran'da mı bir geleceksin araya? 9 Haziran'da mı bir araya geleceksin? İyi Parti'nin vekillerini alana kadar gel hep birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına oturalım. Sonra çıkıp demeyin ki muhalefete muhalefet etmeyelim. Biz mücadele diyoruz. Biz mücadele diyoruz. AK Parti bu ülkede kendi devletini, kendi hükümranlığını, kendi kadrolarıyla bu cumhuriyeti yıkmak istiyor. Bunun en önemli aygıtı da müfredatın değişmesidir. Bırakın artık her şeyi bir kenara. Her şeyi bir kenara bırakalım. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına çadır kuralım. Yoksa bir gün geldiğinde İran'daki komünistler gibi olacağız. Bunu iyi bilin. Onlar nerede, hangi kanalda? Bütün bunların yandaş kanalda şey yapıyor. Bak Ece, en önemlisi ne biliyor musun? Yandaş kanalda. Yani AKP'nin beslediği, fonladığı havuz medyası. Bunlar çıkıyor Suriye, İsrail'i protesto etmek için Coca-Cola'yı şişeyle deliyorlar. Memlekette ahlak din elden gitti diyorlar. Ahlakı dini elden götüren mutluluk kanallarını yine seyredeyen, fonlayan onlar. Bu memleketin, milletin ahlakını bozan da bu havuz medyası. Efendim eğer... Özgür Özel, Recep Bey'in yüzüne karşı mı söylemiş yoksa sabahki söylediğini mi konuşuyoruz? Muhtemelen sabahki söylediğini konuşuyoruz. Yani o görüşmede böyle bir şey dememiştir. Deseydi zaten bu zamana kadar söylerdi değil mi yani? Şimdi söylüyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Emekliye 17 bin lira verirsem şu kadar açık, 20 bin lira verirsem şu kadar açık doğar diyor. Özgür Bey de bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu veremediğini, vermek istediğini ama veremediğini söylüyor. Ve şimdi diyor ki şirketlere verdiğiniz vergi muafiyetini emekliye. Doğru diyor, o kısmı çok doğru. Sadece şirketlere değil, 818 milyar zarar eden Merkez Bankası'na 4 maaş ikramiye veren Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bu zararı emekliye verseydi çözülmüştü problem. 128 milyar dolan kaybolan parayı, bu para nasıl kayboldu? Bir de kafa buluyorlar bizimle. Devletin 128 milyar dolara kayıp olurmuş. Oğlum sizin ekonomi bilginiz kadar bizim unuttuğumuz var. 128 milyar doları 6500'den sattınız. Dolar 8'e çıktı, 9'a çıktı, 10'a çıktı. Rezerv bitti. Bu kadar basit. Yani devleti zarar ettirdiniz, talan ettirdiniz, soydurdunuz. Tıpkı kur korumalı mevduatta yaptıkları gibi değil mi? İki kere double faiz ödediler. Double faiz ödediler. Double faiz. Şimdi siz yani çift faiz. Çift faiz ödediler. Siz bunları dönüp millete verseydiniz, emekliye verseydiniz problem kalmayacaktı. Ben bugün gelirken iki kere durdum. Ankara'dan gelirken eşimle oğlumla geldim. Her iki durduğum tesiste de inanın İnsanlar o kadar üzgün, o kadar ağlamaklı bir şekilde sarılıyorlar ki. Mesela sandalyede bir amcam, tekerlekli sandalyede ya, emekli, eşiyle beraber koşup geldiler. Milli eğitim diyor, demin söylediğim gibi. Eğitim elden gidiyor Cemal Bey diyor. Eğitimi kendi tekellerine alıyorlar. Ne olur isyan edin diyor, tepki gösterin. Bir diğeri 10 bin lira emekli maaşı, karı koca. Ya hakikaten çok üzüldüm. Yani inanın vallahi artık restoranlarda yemek yemeye utanıyorum. Billahi utanır hale geldim. Aynı tabakta yiyorlardı biliyor musunuz? Karı koca bir kuru fasulye söylemişler. Aynı tabakta yiyorlardı. Aynı tabakta. Soramıyorsun, biliyorsun, görüyorsun. Çünkü ödeme gücü yok. Şimdi ülkeyi batırmışsınız. Yerle bir etmişsiniz ülkeyi. Ve diyorsunuz ki verecek gücüm yoktu. Neye göre gücün yoktu? Neye göre gücün yoktu? Bugün staj ve çıraklık mağdurlarını
sigorta prim günlerini kabul etmiş olsanız devletin cebinden bir şey çıkmıyor ki. Çünkü ödenmiş zaten bu primler değil mi? Staj yaptığı süreçte ödenmiş. Ama yok sayıyorsunuz insanların haklarını, hukuklarını. Efendim bir günden 17 yıl kaybeden insanlar kademe dönüyor bunun adına değil mi? Yahu aynı yaşta kardeşler, aynı kardeş, ikiz kardeşim biri emekli olmuş. Biri emekli olmuş, biri bir gün sonra sigortalı oldu diye emekli olamamış ya. Böyle bir adaletsizlik olur mu? 5000 prim günü üzerinden EYT'liyi emekli edeceğim demişsin, etmemişsin. Yani 3600... şunu bir söyleyelim mi şu ekranlardan siz buradayken? Yani emekli maaşını bütçeden değil, yıllarca düzenli ödediği primden alıyor. Dolayısıyla millete yük olan emekliler falan değil. Bu şatafat düşkünü millete, siyasiler. İşte oraya geleceğim Ece. Yani siz işte aynı şey emeklilikte bir günden kaybeden, sen bir şey vermiyorsun ki, ödemiş ya 25 yıl prim gününü. Bitirmiş ya. Ama 17 yıl sonra emekli olacak diyorsun. Bağkur esnafını düşünün. Yanında çalışan Hasan'ın Bağkur'unu Cemal ödüyor. Hasan 5000 günden emekli oluyor. Esnaf Cemal 9000 günden emekli oluyor. 9000 gün. Ve buna rağmen yine yaştan dolayı emekli olamıyor. Yani ülkeyi bakın, hakikaten üzülüyorum. Dün terörle mücadelede gazi sayılmayanlar dernek başkanı Ertuğrul kardeşimiz geldi. Ya bir şey istemiyorlar. %40'ın altında sakat kaldık diye diyorlar. Gözümüz kör oldu diye, elimiz koptu diye, ayağımız koptu diye bizi nasıl gazi saymazlar? Bizi gazi saysınlar da öldüğünde Türk bayrağına sarılalım. Ekonomik bir yaptırımı da yok devlete diyorlar. Ama maalesef bunlar duymazdan geliyor, görmezden geliyor. Ama öbür taraftan ne yapıyorlar? Sudan'a, değil mi? Milyonlarca dolar gönderiyorlar. Dün Fethi Gürer, kulakları çınlasın, ne dedi? Katır'ın kuzenine ithal ediyorlar. Kaba olduğu için cümle söylemeyelim. Katır'ın kuzenini ithal ediyorlar. Bu millete sakatat yediriyorlar. Düşünsenize, Avrupa sakatatı yasaklıyor. Bunlar yurt dışından et ithalatı altında 3 dolara ithal ettikleri eti bu millete 600 liraya yediriyorlar ya. Ve hala salmonella tehlikesi falan var şimdi, tabii, biliyorsunuz değil mi? Yani bayağı, bir de utanmadan hala diyor ki bütçem yetmiyor diyor Recep Tayyip Erdoğan. Ya Recep Tayyip Erdoğan, hangi bütçen yetmiyor? Allah'ını seviyorsan hangi bütçen yetmiyor? Bize söyle ya. Diyanet'in bütçesine bir bak Recep Tayyip Erdoğan. Dün daha 8 araç birden kiraladılar. Seni uyutuyor Ali Erbaş ya. İki ayet üzerinde. Bir hadis okuyor sana, seni uyutuyor ya. 8 araba daha kiraladılar vakıf üzerinden ya. Yetmiyorsa o da başka bir problem. Tabii. Niye ona göre devleti şimdi yönetmediniz? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tasarruf yapıyor. Numan abi diye bir abi var. Numan abi meclis başkanı. Hiçbir işe karışmaz. Allah'a var. Çok kibar beyefendi bir adam. Ne et diye ne süt diye karışır. Vekil öldürülsün sesi çıkmaz. Öldürülsün vekil sesi çıkmaz. Bakın ben dinleniyorum diye 280 kişinin arasında son bu çeteleşme olayında benim de ismim geçti. MHP vekilleri var, AKP vekilleri var değil mi? Bir sürü insanın adı var. Hasan Doğan'ın adı var. Yahu İçişleri Bakanlığı'na meclis başkanı aracılığıyla soru sordum. Dedim ki beni dinliyor musunuz? Niye dinliyorsunuz? Dinlediyseniz gereğini yapın diye soru sordum. Yahu cevap yok ya, 20 gün oldu cevap yok. Emniyet Genel Müdürü tweet atıyor. Kimse böyle aynen dezenformasyon işi gibi, biz kimseyi dinlemedik. Emniyet Genel Müdürü zaten sen dinledin demiyoruz ki, haber sen dinledin değil. Şerefsiz, ahlaksızın birisi bir ofis tutmuş, tuttuğu ofiste devletin teknik imkanlarını oraya götürmüş ve bu adamın bizi dinlediği söyleniyor. Soru bu. Ama Emniyet Genel Müdürü güya cevap veriyor. Biz sizi dinlemedik. Ya dinleseniz ne yazar? Dinleseler böyle olmaz zaten. Tabii dinleseler böyle olmaz çünkü zaten neler diyorum ben telefonda. Benim telefonda dediklerim, televizyonda dediklerimin onda biri bile değil. Yani bir dinleseler aslında var ya, utançlarından sokağa çıkamazlar. Ama bakın meclis başkanı güya tasarruf yapıyor. Leblebi olmayacak toplantılarda değil mi? Ama meclis başkanı ailesiyle özel uçakla Mardin'e gidecek. Özel uçağıyla kendisi. Meclisteki sayın grup başkanı hakkını helal etsin. Arabaların hepsi Audi ya. Hepsi Audi bunların arabasının. Ben verelim, grup başkanı olamadım. Verelim diye talepte bulunduk. Talepte bulunmuş. Talepte bulunduk. Ya hepsinin arabası Audi. Audi.
Hani diyoruz ya Diyanet İşleri Başkanı'na kızdık adam ama geri verdi. Ama damacana suya geçeceğiz şimdi. Şimdi he şişe suyu bırakmışlar pet şişe suyu. Benim odaya şimdi her vekilin odaya bir damacana geçecekler. Damacanayı getirince bir de onun herhalde su aparatı oluyor değil mi? Evet. Zaten ona para vermeleri bir kere zaten bir yıllık pet şişe suyu karşılar herhalde. Dolayısıyla dalga geçiyorlar milletine dalga. Evet. Sarayda tasarruf var mı? Sarayda çalışanlarda tasarruf var mı? Maaşlara bakıyorsun. Adamların maaşları geçen mecliste sordum işte Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nda. Yahu vekiller ben AK Parti vekillerine vallahi üzülüyorum. Billahi üzülüyorum. Adamlar en büyük sıkıntıda şu Allah adamı AK Partili yapmasın. Vekil yapmasın yani. Niye? Hastane derdiyle uğraşan onlar. Postane derdiyle uğraşan onlar. Hastayla uğraşan onlar. İş isteyenle uğraşan onlar. Aş isteyenle uğraşan onlar. Köye cami yapılacak ondan isteniyor. Köye yol yapılacak ondan isteniyor. Ama emin olun ne bakana, ne bakan yardımcılarına, ne genel müdürlerine ulaşamıyorlar. Adamlar Allah'ın seçilmiş kulları. Ya çocuk ya daha 25-30 yaşında çocuk bakan yardımcısı olmuş. Öyle bir gururla oturuyor ki yani böyle meclise bir bakışı var ki. Kimsiniz siz? Ne işe yararsınız? Benim getirdiğim kanunu oylayacaksınız. Ya AKP vekilisiniz. Bir kanun getirmemişsiniz ya. Turan Düğüsü de Turan Çömez de yıllardır vekillik yaptı AK Parti döneminde de. Bir parlamenter sistem bitti biteli bir tane AKP'linin kanun teklifi var mı ya? Saraydan geliyor hepsi. Saray hazırlıyor. Hemen. Gönderiyor. Bakın. Bunlar kanun yapıyor. Bir şey yazık adamlara size. Ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tablodan sonra Recep Tayyip Erdoğan çağrıda bulunuyorum. Sen bu ülkenin tek adamısın. Sen kralsın. Sen padişahsın. Abi tasfiye et bu meclisi. Bu meclisten hiçbir şey olmaz Recep abi. Allah'ını seviyorsan hem 600 vekilden de tasarruf yap. Maaşlarımızdan tasarruf yap. Zaten ikide bir yazıp çiziyorlar emekli maaşı almayın maaş almayın diye. Abi kapat. Ya adam Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Adam Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Adam diyorum ha yine bak o adam demeyi bile beceremiyor. Adam Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Adam komisyon başkanı bir milletvekilinin komisyon toplantısına gelip gelmeyeceğini bilmiyor. Milletvekilinin adını bilmiyor. O milletvekili Murat Bakan buna en az 30 tane de soru önergesi sordu ha. Onu da niye bilmiyor? Cevaplamadığı için, okumadığı için onu da bilmiyor. Ve diyor ki bunu ne yapacağız? Oylayacağız. Ne diyeceğiz? Reddedeceğiz. Niye? Bilgi geldi. Nereden? Saraydan geldi. Ya saraydaki abi gözün nurun seveyim. Kapat abi bu meclisi. Vallahi kapat. 600 vekil var. 10 bin personel var. Abi tasfiye et. Büyük bir tasarruf var. Arabalarını da al ellerinden. Ulan, makamları da al. Ulan, danışmanları da al. Ulan. Tasfiye et bu meclisi. Böyle bir meclis olmaz. Eğer böyle bir meclis olur diyorsan bu Hulusi Akar gibi milletvekili olmaz. Bu Hulusi Akar gibi komisyon başkanı olmaz. Milletin vekiline, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekiline, milletin seçtiği adama bu adam kim diyen, burada ne işi var diye soran birisi orada komisyon başkanlığı da yapamaz. Milletvekili de yapamaz. Bu adama da eziyet ediyorsun. Yazık oluyor. Adam hala kendini Milli Savunma Bakanı zannediyor ha. Buna başkan genel dediğin zaman kızıyor. Genelkurmay Başkanı zannediyor. Kızıyor buna. Şimdi mesela başkan desen buna abi. Namık abi vekil diyorsun da buna. Hı. Sayın vekilim nasıl de? Hayır diyor. Bana diyor başkan diyeceksin ya da bakan diyeceksin. Adam kendini hala orada zannediyor lan ya. Lan diye kime söylüyor? Lan diye de milletvekiline söylüyor. Lan diye de milletvekiline söylüyor. Bu adam daha önce ne dedi hatırlayın bir kongrede, mitingde. Öl de ölelim, vur de vuralım diyen, bağıran AKP'lilere sabredin. Onun da sırası gelecek dedi. Evet. Sabredin, onun da. Bunların sırası geldi. Bunlara karşı normalleşme olmaz. Bunlara karşı yumuşama olmaz. Öyle görüntüde birlik, beraberlik mesajları. Recep Tayyip Erdoğan oyun kuruyor. Biz o oyunun içine düştük. Ayın ikisinde ziyaret edecekti CHP'yi. Canı sıkıldı 9'unu attı. Şimdi yine canı sıkılmış 18'ini atmış. Yahu çıkın deyin ki gelme deyin ya. Gelme istemiyoruz seni deyin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz deyin. Biz demokratik cumhuriyete sahip çıkıyoruz deyin. Ve erken seçim değil hemen seçim isteyin ya. Bu ülke başka türlü kurtulmaz ya. Şimdi çok küçük bir izahat yapmam gerekiyor. Sayın Tekin çok önemli şeyler söyledi. Çok önemli değerlendirmeler yaptı. Onun kendi partisiyle ilgili yaptığı değerlendirmelere saygı duyuyorum. Ancak İYİ Parti ile ilgili yaptığı değerlendirmeye de bir izninizle açıklama yapmak isterim.
Sayın Akşener en başında daha ben aday olmayacağım dedi. Bu çok saygın bir duruştu. İkincisi, altılı masa şu kararı aldı. Biz bütün kararlarda ortak imza atacağız. Ve ortak karar çıkacak. Oy çok birliğiyle karar çıkacak. Girebilir. Sayın Kılıçdaroğlu aynı cümleyi kullandı. Tamam, yani altılı liderlerden ortak karar alacağız. Kimse aday tamam. olmayacak. Hayır. Liderler aday olmayacak. Kendisi de söyledi zaten. Evet, bir siyasi işte partinin genel başkanı aday olmayacak evet, dedi. Evet işte doğru mu? Sayın Kılıçdaroğlu'na baskı yaptılar diyorum. İşte birileri Sayın Kılıçdaroğlu'nu adaylaştırdı ve aday yaptı diyorsunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun hakerleyenler de onlar diyor. Evet. Şimdi kişiliğiyle ilgili hiçbir tereddütüm yok. 5 yıl beraber çalıştım. Son derece saygı duyduğum, güvendiğim, zaman zaman da görüştüğüm bir liderdi. Çok önemli de bir insandır. Katılıyorum size. Olsa Cumhurbaşkanı, iyi bir Cumhurbaşkanı kesinlikle. Olurdu, olabilirdi. Alevi olması asla bir handikap değil, bilakis pozitif bir taraftır ve ben Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra evimin bütün duvarlarını posterleriyle donattım ve bütün Balıkesir'de milletvekili olduktan sonra da 15 gün gece gündüz çalıştım. Ancak şunun altını çizmemiz lazım. Bir, bu kararlar ortak alınacak dendi. Sayın Akşener ben aday olmayacağım dedi ve son güne kadar Kemal Bey o masanın en büyük ikinci partisi olduğu teorik olarak kabul edilen İYİ Parti'nin genel başkanına ya birebir ya beraber ben aday oluyorum beni destekleyin demedi ve denmedi. Ve son toplantıda Sayın Akşener bakın birçok anketlerden bahsediliyor. Eğer böyleyse ben anket öneriyorum, anket yapalım. Her parti birer anket firması önersin, ortalamasını alalım ve bunun neticesinde biz çıkacak adayı destekleyelim dedi. Ve o zaman zaten masada bir kriz yaşandı, bir türbülans yaşandı. Büyük ölçüde söylediklerinize katılıyorum ama İYİ Parti'nin bu duruşuyla ilgili o değerlendirmeleri de tarihe not düşmek için söylüyorum. Peki, bir şey daha söyleyeceğim. İkna ama, karşılıklı birbirlerini ikna edebilirlerdi. Yani edebilirler. Keselim artık bu konuyu. Başka konu açacağım. Tutacağım. Evet. Edebilirlerdi. O süreç kapandı. Yalnız iki cümle söyleyeceğim. Bu hakikaten iki cümle olsun. Erdoğan Özgür Özel evet, görüşmesine ona gelmek istiyorum. Bir değerlendirme evet. yapmak Yersin istiyorum. De, Ece, şunu tarihi olarak söyleyin o zaman. Etkili yetkili makamlarda oradaydın. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsun diye Kemal Bey'e veya Altılı Masa'ya en ufak bir teklifi var mıydı? Kemal Bey'e ya bu arkadaşları aday yapın Hayır. ya da bu bir müsaade ama bakın ben parti içerisinden biliyorum bilerek söylüyorum. Ben de partinin de genel başkan yansıyayım yani. Müsaade edin ama. Sonuçta Demokrat ama ben Parti'nin genel Kemal Bey ile Meral Hanım'ın konuşmasına tanık olan keşke birisiyim. Keşke Kemal Bey çıksa bakın, da bir saniye, dese bir saniye. Ki Meral Akşener'le Cihan Paçacı bakın, bana 7 ay önce Sayın Akşener'le dedi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına tanık değilsiniz Cemal bak, Bey. Bak ben de diyorum ki o zaman tarihe not düşüyorum müsaade o zaman. Edin. Meral Akşener'le Cihan Paçacı seçimlerden 7 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'na aday siz olmalısınız dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki hanımefendi bu şık olmaz. Altı liderin ortak alacağı bir kararla benim adaylığım söz konusu olur dedi. Ama günün asla sonunda altı liderin, o masada Ekrem İmamoğlu karar ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olduğunu izin demedi. Bir izin verin. Demedi yani. Bakın o iki isimle ilgili Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na net bir şekilde bu arkadaşlar aday olacaksa ilan edin. Olmayacaksa bunların kamuoyu önünde tartışılmasına siz İTA amirisiniz. Kelime de aynen böyle. Bu arkadaşların tartışılmasına izin vermeyin. Anketlerde konuşturulup bunların ön plana çıkartılıp kamuoyunda tartışılmasına ve yıpranılmasına izin vermeyin dedi. Ben buna tanık olan birisiyim. İnsanın gülesi geliyor hayır, yani. Bir de şu var. Bir dakika. Darbeci, darbe döneminin anayasası diyen Recep Tayyip Erdoğan ciddiye alınıp anayasa değişikliği konuşulmamalı. Katılıyorum. Hangi darbe dönemi anayasasından bahsediyor bu arkadaş? Bu arkadaşın tarih bilgisi yok. Ekonomiyi bilmediği gibi ekonomiyi ben kitabını yazdım dedi. Hitit dilinde yazdı. Ne kendi okuyabildi ne de başkası okuyabildi. Bunun tarih bilgisi de zayıf. 135 maddesi değişmiş bir anayasa darbe anayasası olur mu ya? Bu ülkenin cumhurbaşkanı hala darbe anayasasını değiştirelim diyerek demagoji yaparken buna hiçbir lider fırsat vermemeli ve anında susturmalı. Şimdi hemen üretemiyorum dediğine hemen baştan izleyenler kaçırmıştır. Erdoğan emekliye zam yapmak istemez miydi? Ama yapamadı. Ülke büyük krizde ondan yapamadı dediğinizde siz ama sadece öyle söylemiyor şimdi ki. Devamı bak. Devamı var. 680 milyarı diğerlerine vereceğine, affedeceğine ama vergileri. Burada, bak bunu yüzüne karşı söylemedi. Tekrar söylüyorum. Yani o
AKP genel merkezinde yüzüne karşı demedi. 680 milyarı sen emekliye verseydin diye. Şimdi öyle bir masumane tablo çiziyor ki AK Parti tabanına şunu diyor. Ya bakın ben Erdoğan'ı da üzmüyorum. Ben biliyorum Erdoğan yönetemiyor. Erdoğan ekonomiyi batırdı. Ama ne yapsın işte elde para kalmadı. Öyle bir siyaset metodu yok. Yani özgüven çok zararlı derken o. Bir de %54.9. Ben hep burada bir şey söylüyorum. Tarihe not düşmek için tekrar söylüyorum. Bu Recep Tayyip Erdoğan müthiş oyun kurar. En iyi beyefendi tanır. Özel kalem müdürlüğünü yaptı. Zamana yayıyor. Ekrem, Özgür, Mansur. Bunları birbiriyle vuruşturacak. Bunları birbiriyle kavga ettirecek. Ama bugün Özgür Özel sabah katıldığı Halk TV yayınında dedi değilim. Ki ben eski hataları tekrarlamam, Cumhurbaşkanı olma hedefim yok. İlk seçimi kazanamazsak istifa eder giderim dedi. Gürsel Tekin neler duydu Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Biz siyasette neler duyduk? Ben asla genel başkanımın karşısına çıkmam. O benim babam gibidir. O benim büyüğümdür. O benim kudretli liderimdir. Mesela hiç unutmuyorum Meral Akşener'e bir televizyonda sormuşlardı bir tarih. Sayın Çömez'in eski genel başkanla. Devlet Bahçeli nedir sizin için? O benim için bir babadır. O benim için bir büyüktür. O benim için kudretli bir şahsiyettir. Ben onun olmadığı hiçbir yerde olmam. Benim örnek aldığım tek insan Devlet Bahçeli'dir. Allah onun ömrünü uzatsın, büyütsün, yeşersin. Kılıçdaroğlu'na da aileme emanet ederim demiş. Demiş. Dolayısıyla siyasette, öyle şey laflar yok. Yok. Ben geçen ya biraz... Onu Sayın Özel onu söylerken son günlerde ısrarla böyle üçlü tartışma yine ama devam etti. Susturmak için o tartışmayı kesmek için. Doğru ama Sayın Özel de Cumhurbaşkanı adayıdır. Onu da söyleyebilirim. Tabii şimdi bakın ne güzel söyledik. Bir dakika bu çok önemli. Bunu hayır ben de söylüyorum. Önemli aslında olduğunu. Bunu ilk siz tespit ettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 6 program önceydi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama en sevmediğim şey ben söylemiştim. Arkadaşlar sözümü kesmeyin. Çok teşekkür ederim. İsyan hareketi başlatacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. İlk aranızda bir tek bak, Ahmet Paşa. Bak ben Çepni'yim. Çepni'nin özelliğine. Vefalı ve şey yapıyor. Beni ama gerçeği söylerim. Ediyor. Ben gerçeği söylerim. Ama ben söylerim de söyledim. Yani. Beni de söyle. Bir partinin Ece'yle kurumsal beraber kimliğini temsil eden bir insanın Cumhurbaşkanlığı adayı olması kadar doğal bir şey olabilir olamaz mi? Son derece doğaldır ve kaldı ki eğer başarılı götürürse bu sonucu doğal olarak da Cumhurbaşkanı bakın, adayıdır. Bakın yani. Tekrar söylüyorum ben Çepni'yim. Türk'ün Çepni boyundanım. Çepni hırçındır, saldırgandır. Savaşçıdır. Türkiye göre Çepniler Türkmenlerin en savaşçılar. Tabii. Evet, savaşçı. Evet. O yüzden adınızı Cemal değil Celal olarak. Celal koymaları lazımmış. Kadir gecesi doğdum diye Cemal koymuşlar. Cübbeli de oraya taktı zaten. Yüzüm güzellikmiş benim anlamım. Yani. Ne kadar güzel yani. Türkçe güzellik deniliyormuş bana. Dolayısıyla ben size şunu... Size güzellik diyecekler. 54.9 Özgür Bey'in çok başarılı bir cumhurbaşkanı olabileceğinin şimdiden işaretidir. 54.9 Ne Ekrem'de gördük, ne Mansur'da gördük, ne Kemal Bey'de gördük biz bunu. Hiç görmedik. Dolayısıyla, Gürsel Bey abime katılıyorum. Gürsel Bey'e katılıyorum. Doğrudur, tartışmayı kesmek istemiştir. Ama ben farklı bir şey söylüyorum. Bu tartışmayı alevlendiren adam, yine söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan. Tek derdi bu üçü birbirine düşsün. Bunları bölüp parçalayayım. Hatta becerebilirsem Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir parti çıkarayım. Dolayısıyla toplumun sorunları yerine nasıl geçmişte işte aday kim olacak diye 2 yıl bizimle uğraştı değil mi? Adayız kim diye. Kendi adaylığını son gün söyledi. 2 yıl bizimle uğraştı değil mi? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun geçen güzel bir sözü vardı. Ya sen bu tarafın adayının kim olduğunu boş ver. Sen artık zaten aday olamıyorsun. Senin adayın kim? Sen onu söyle. Bakın biz muhalefet olarak maalesef gündemi Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Biz onun gündeminde oyalanıyoruz. Ama Özgür Özel diyor ki el sıkıştığımdan beri gündemi biz belirliyoruz. Erdoğan belirlemiyor. O öyle zannediyor. Özgür Özel öyle zannediyor. Gözlükleri de çıkarttığı için lensler öyle gösteriyor demek ki. Dolayısıyla gündemi kendinin belirlediğinizde. Hangi gündemi belirliyoruz? Demin konuştum. Müfredat. Adam kime sordu ya? Adam müfredatı onayladı ya tek başına Milli Eğitim Bakanı. Hangi gündemi biz belirliyoruz? Saraçhane'ye toplanın deyip 70 tane çocuk tutuklandı ya. Biz mi belirledik? Biz mi belirledik? Hasan Doğan, Çetin Doğan ve arkadaşlarını serbest bırakıyorum dediği gece
İki tane Saadet Partili'yi öldüren 67 yaşındaki katili bıraktı. Biz mi belirledik gündemi? Biz mi belirledik? Ama şimdi çay mitingi var, emekli mitingi, emek mitingi yapılacak. Bunlar önemli değil mi sizin? Çay mitingini tabii yapacak önemli. Tabii önemli bunlar. Önemli olmaz mı? İşte gündem öyle belirlenir. Az önce söyledim, gündem bu memlekette müfredat diyerek Sayın Bakanımın, Sayın Genel Başkanımın hakikaten fecaat anlattıkları var ya, belki çok böyle tatlı anlattığı için, kendini has üslupla anlattığı için. Ama söylesin. Nedir ve onu başarabilir. Namık abi etmeyin. Unutmayalım. Ya bakın, İran'da Ayetullahlar, Hümeyniciler devrimi yaparken sayıları kaçtı ya. Evet. Komünistler olmasaydı devrim yapamıyordu ya İran'da ya. Ayetullahçılar, Mollalar komünistler olmasaydı devrim yapamıyordu ve devrimi yaptılar. İlk işleri komünistleri öldürdüler ya. Liberalleri katlettiler ya. Dolayısıyla Sayın Bakanımın dediği şey şu. Bunlar, Gürsel abi diyor ki Atatürkçülük vazgeçilmez. Benim oğlum Alptürk 9 yaşındayken Mehmet Haberal'ın okulunda okuyordu, Ayşe Abla Koleji'nde. Mehmet Haberal tutuklandığında odasının kapısına A4 kağıdına şöyle yazmıştı. 9 yaşındaydı. Dikkat! Alptürk'ün odası. Atatürkçü olmayan giremez. Oğlum niye yazdın Alptürk bunu? Bu evde Atatürkçü olmayan mı var dediğimde. Hayır baba. Bu binada anneme ziyarete gelen tipler var. Aralarında Fethullahçılar var. Odama girmesinler diye yazdım demişti. Babası ne oluyor ya? Odama girmesinler. Şimdi benim oğlumun Atatürkçü olması Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerin olduğunu inkar ettirmiyor bize. Benim oğlum ve oğlum gibi çocukların, sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk için gururlanıp öpmeleri, onun yolunda ölmeleri, Şevki Yılmaz gibi haysiyetsizlerin bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz demesini engelleyemiyor. Bu memlekette çocuk daha genç delikanlı değil mi, camiden çıkarken Atatürk'ün ismi alındı diye küfretmedi mi? Tutuklanmadı mı? Evet. Bu memlekette Erzurum'da bir dönerci, müptezel, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti ve verem hastası diye 2 gün sonra serbest bırakılmadı mı? İşte Sayın Zeybek bunu kastediyor. Bunu söylüyor. 28 Şubat'ın neyini sen ders kitaplarında okutuyorsun be? 28 Şubat'ı okutana kadar yüreğin yetiyorsa, şerefin varsa İskilip'le Atıf okutsana o zaman. Bir şey söyleyebilir miyim? Bravo, yani küçük müteahhitleri, küçük inşaat yapanları da yüksek kredi faizleriyle konut alamaz hale getirip iflas ettiriyor. Bir...